Gelmedi. Yani 20 dakika geçti, gelmedi. Hı, bekliyorum. Yok, öyle kötü düşünmeyelim canım. Hemen yani belki bir şey olmuştur. Tamam tamam, ben haber veririm sana. Tamam, hadi görüşürüz. Meltem Hanım. Sultan Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş mu girdin? Bir aksilik yaşamadınız inşallah. Hayır canım. Nasıl bir aksilik olsun? Sıkıntı yok. Ne olur ki niye öyle dedin? Ben ne bileyim. Hani randevu saatimizden bir yarım saat geç geldiniz ya ondan. Tamam. Öyle mi ettim? Ya ne yapacaktım? Meraklısı gibi hemen damlayacak halim yoktu herhalde. Kız evi naz evidir. Başını duyabiliriz. Bir kahve içer miyiz? Bilmem ki. İçsem ne? Çay da söyleyebilirim. Bilemedim. O zaman ben bir kahve söyleyeyim, şeker şatlı içelim. Şeker mi? Ay, bunları yapmayı da hiç beceremiyorum ya. Pardon. Sultanım, çocuklarımız birbirini sevmişler. Bir evlilik kararı almışlar ama ben bu kararın biraz erken olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ha? Ay, önce ben bir soru sorabilir miyim? Ha, tabii buyurun. Ha bu elbiseyi nereden aldın? Ne kadar zamandır böyle bir renk ararım? Bir türlü bulamıyorum ya. Ben aldığım mağazalıyı size mesaj atarım olur mu? Zahmet olacak. Rica ederim, rica ederim. Diyordum ki... Kızınız maşallah. Çok güzel yetiştirilmiş bir çocuk. Yani sizi de eşinize tebrik ediyorum. Gerçekten hayırlı bir evlat yetiştirdiniz. Oy sen bir de oğlanları görsen. Kurban olurum onları. Bir de aslanlar gibi oğlum var. Oy Allah'ım onların ayaklarına taş değdirmesin taş. Ha bu elbise pahalı mı dur? Yok. Sümay'dan bahsediyordu. He Sümay. Sümay. Sümay etti bizi kayban. Eskiden anaya babaya sorulurdu. Ana baba kimi uygun gördüyse onunla evlenilirdi da. Şimdi aray beni değil ki. Ana ben evleneceğim. Uy ne oldu mu şaşırdım. Darlandım. Yava yaka kezetti beni. Hiç gelmeyecektim. Büyüklük bende kalsın dedim. Aman çok iyi etmişsin. Sen bak ne güzel tanışmış da olduk. Sultan Hanım artık işler eskisi gibi değil. Bence çocuklar en doğrusunu yapmış. Ama ben diyorum ki bu evlilik işi için çok acele etmeyelim. Ne dersiniz? Biz Karadeniz ailesiniz Meltem Hanım. Uşağınız bizim kızımızla ya evlenecek ya evlenecek. Böyle kesin tozmalar bize göre değil. Ha, haber gönderirsiniz. Müsaitse çağırırız, gelir istersiniz kızımız. Ama babası verir mi onu bilemeyeceğim. Huyu terstir Meltem Hanım biraz. Haber göndermek dediniz ya. Zaten Simay size söylemiş. Şimdi biz de buluştuk zaten. Bizde adet böyle. Düşünürse gelirsin. Ha bu entari tel etmeyi değil mi efendim? Sultan Hanım, biz Simay'ı istemeye gelmeden önce acaba böyle ailecek bir yemek mi yesek? Hem eşlerimiz de tanışır. Değil mi? Dedim. Vallahi mi? Yani. Hemen yemekçiyiz. Yani uygun görürseniz tabii. Biraz daha ısrar edersen olabilir. Ha? Biz kız eviyiz de hemen kabul edemeyiz. Hem benim adam ne der bu işi hiç bilmiyor. Sizin adam eşiniz beyefendi herhalde ismi? Rıza. Ters adam mı? Kabul etmeyebilir. Bence Rıza Bey ile benim eşim Haluk çok iyi anlaşır. Biz yiyelim bu yemeği. Ne edeceğimi bilemiyorum ben zaman. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Şoktayım, darlandım. Ama suç bende. Aracı haber göndermeden kahve içmeye gelirsin böyle olur sultanım. Yok sultanım, bence çok iyi ettiniz. Bak hem ne güzel tanışmış da oldu. Fena mı? Ben benim adamla konuşayım, size haber ederim. Ha bu
küpeleri nereden aldınız? Bayıldım. Kaç kuruş ki bunlar? Ben yemek için sizden haber bekliyor olacağım. Ben kuaföre gidiyorsun. O kadar güzel oturtmuşlar saçının rengini. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halimi.